Onlar öncelikle evlatlarınıza da Türk sevgisini, saygısını öğretmeyi sakın unutmayın. Çok mutlu olun inşallah. Edirne Belediyesi ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Edirne Şubesi tarafından Medeni Kanun'un kabulünün 89. yıl dönümü ve kadın hakları ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. Öyle olunca da birçok şeyde onun söz hakkı var. Evin seçimi, efendim çocuğun gideceği okul. Etkinlik sonunda resmi nikahı olmayan Ali ve Çiçek çiftinin nikahı kıyıldı. Şahitlerimiz de bu tanıklar şahit oluyor mu efendim evliliğe? Evet, evet, evet. Edirne Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Doktor Ertuğrul Tanrıkulu ve Çiğdem Gegeoğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Edirne Şubesi Başkanı Mine Hepgüllü, Belediye Meclis Üyesi Erkan Makas, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşi Berrin Gürkan ve çok sayıda kadın katıldı. Size çok yardımcı oluyor her zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, 17 Şubat Medeni Kanun'un kabulünün yıl dönümü ve kadına yapılan şiddete hayır demek için böyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Böyle bir günde hem Medeni Kanunumuzu hem de bu kadına şiddete hayırı bir daha yüksek sesle belirtmek üzere burada toplandık. Malum Edirne'mizde bazı dezavantajlı mahallelerimiz var. Bu mahallelerimizde yaşayan bazı çiftlerimiz evlilik akdini yerine getiremiyor. Bazı sorunlardan dolayı, imkansızlıklardan dolayı ama birlikte yaşam devam ediyor. Bugün de biz sembolik olarak bir çiftimizin resmi nikahını kıyacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Edirne Şubesi Başkanı Mine Hepgüllü, Medeni Kanun kadınlar için çok önemli, kadınlar haklarını bilsinler dedi. Evet, 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu kabulü aradan tam 89 yıl geçti. Bu süreç işlerken bizler kadınlar olarak toplum içerisinde hukuksal haklarımızın bilincinde Cumhuriyet'in aydına donanmış bize bu hakları sunan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o dava arkadaşlarını buradan saygıyla anarken şunu diyoruz. Artık Medeni Kanun kabulü olduğu bu dönemde özellikle kadınlarımız haklarını bilsinler, uygulasınlar. Biliyoruz ki dinsel şeyden, düzenden hukuk üzerine geçişin bir sembolüdür, bir adımdır Medeni Kanun. Belediye Meclis Üyesi Erkan Makas ise kadına şiddete hayır diyorum, kadınlar başımızın tacıdır dedi. Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu bu nikah kampanyasına çok önem veriyorum. Ve öncelikle şunu konuşmak istiyorum, kısa konuşmak istiyorum. Kadına şiddete hayır diyorum. Kadınlar başımızın tacıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte şiddete hayır diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Edirne Barosu Yönetim Kurulu üyesi Tülin Kutlu, Medeni Kanun ve kadın hakları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kutlu, Medeni Kanun'la ilgili 1 Ocak 2002'de yapılan düzenlemelerle birlikte kadınla erkeğin eşit olduğu belirtilmiştir dedi. 2002'de 1 Ocak 2002'de biliyorsunuz yeni Medeni Kanunumuz yürürlüğe girdi. İlk Medeni Kanunumuzda kadınlar aleyhine bir takım düzenlemeler mevcuttu. Fakat yeni Medeni Kanunumuzda 2002 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanunumuzda kadınlar aleyhine olan hükümler tamamen düzeltilmiştir. Kadın erkek eşit konuma getirilmiştir. Zorunluluğumuz, yasal zorunluluğumuz var mıdır? Öyle bir zorunluluğumuz yok yani. Duyulmazsak vicdani sadece, vicdani sorumluluk. Biz böyle bir şey yasada var olmuyoruz. Yani suçu görmek aslında hani suçu gördüğünüz anda bildirmek zorundasınız. Yasada böyle bir ceza yasasında böyle bir hüküm var. Yani öyle bir hüküm var aslında yani. Sunumun ardından 4 yıldır birlikte yaşayan ancak resmi nikahı olmayan 21 yaşındaki Çiçek örnekliğiyle 26 yaşındaki Ali Sert'in resmi nikahı kıyıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Tanrıkulu ve Gegeoğlu beraber kıydılar ve şahitlikleri ise Mine Hepgüllü, Erkan Makas ve Berrin Gürkan yaptılar. Ve bu iki kardeşimizin evlenmesinde bir nikah akdinin yapmasında bir sakınca olmadığını biz biliyoruz. Hiçbir baskı, hiçbir cebir, hiçbir durum altında olmadan Ali Sert kardeşimizi eşliğe, hayat arkadaşlığına kabul ediyor musun? Evet. Evet.
Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Başkan Recep Gürkan'ın şehir dışında olduğu için nikaha katılamadığını belirtti ve başkanın selamını iletti. Başkanımın çok güzel bir sözü var. Diyor ki evlilik birlikte ortak olursa, karşılıklı sevgiyle, saygıyla olursa. O yüzden ben sonuna kadar katılıyorum ona. Hem başkanımın sizlere de bir tebriğini, selamını gönderelim. Bugün şehir dışında olduğu için katılamadı, burada olamadı kendisi. Ama ben onun yokluğundan ve onun sözleriyle inşallah birlikte çok mutlu, uzun, sağlıklı bir ömrünüz olsun. Çok güzel evlatlarınız olsun. Ama ne olur öncelikle evlatlarınıza Atatürk sevgisini, saygısını öğretmeyi sakın unutmayın. Çok mutlu olun inşallah. Ali ve Çiçek çifti de çok mutlu olduklarını söylediler. Biz takılarımızı 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 takılar